Bu videoda da arkadaşlar nesne dizilerinden biraz bahsedeceğim. Öncelikle bir tane basit bir sınıf oluşturalım. Mesela iki tane değişkenimiz olsun. S1 diyelim. S2. Başlarını M alt koymuyorum arkadaşlar. Daha kolay okuyabileyim diye. Yoksa normalde koyarım. Mesela bir şey vermeme gerek var mı? Vermeyelim. Direkt rastgele atayalım. Ya verelim mi? Verelim ya. Neyse bu sefer dizi oluşturma ile ilgili sıkıntımız olur. S1 eşittir round 100. S2 eşittir round 100 diyelim. Bir de arkadaşlar mesaj çıkartacağım. Önce kendi adresini yazsın. Bir nesnenin adresini ekrana çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar disi kullanabilirsiniz. Bu bir pointer. Otomatik olarak oluşturulmuş nesneyi çağırıyor. Nesnenin adresini getiriyor. Sadece nesnenin sınıfın fonksiyonları içerisinde aktiftir bu arada. Bu tümüyle derleyiciye bağlanmış bir özellik arkadaşlar. Sınıfın nesnenin içerisinde yer tutmuyor dis işaretçisi. Bu da çok önemli. Şöyle diyelim. Adresindeki nesne oluştu diyelim. Yara, e, oluşturuldu. Evet. Endle diyelim. Bir tam yaptık. Hayır. Tamam. Şimdi bir de ne yapacağız arkadaşlar? Yok edici yapacağım bir tane. Şimdi biraz küçültelim mi? Şöyle yapalım. <laughs> Yok edici de arkadaşlar diyeceğim ki this adresindeki nesne yok edildi. Endle ediyorum. Tamam. Ups buraya şey koymayı unuttuk. Bir de yazdır yapalım mı? Öyle bir fonksiyon da yapalım. Şimdi arkadaşlar geleceğim bir tane dizi e, sayı diyeceğim pointer oluşturacağım. Mesela şimdi bir hata göstereyim. P eşittir hazır dersek ne olur? Bakın derleyelim. Tabi Visual Studio gene bizi kuruyor. Neden? Çünkü direkt değer atanmamış bir nesne erişmeye çalıştık. Gelin bunu bir de neye yerleştirelim. ingv'de deneyelim. Gerçi orijinal kodumu bozacağım ama neyse. Buraya yapıştıralım. Şurayı silelim şimdilik. Ne diyecektim? Sayı p diyorum. p göster yazdır diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın make diyorum. Hop. Nope. <laughs> Bir hata çıktı değil mi? Neden? Sebebini bilmiyoruz arkadaşlar. Ama dikkat ediyorsunuz derledi. Çalıştırma işlemini yaptı. Bakın tam ekrana mesajı çıkartacaktı. Görüyor musunuz? Bakın C alt ekrana çıktı. S1 ve S2 görülüyor. Ama sonra patladı. Çünkü asıl değere erişmeye çalıştığım zaman hata verdi. Hata bir vermeyeceğini de bilemeyiz. Başka bir hata daha yapabiliriz arkadaşlar. Delete P deriz. Şimdi ne olacak? Bunu da bilmiyoruz. Mesela deneyelim. Acaba yazdır çıkacak mı ekrana? Deneyelim. Hop kaydetmedim galiba. Deneyelim. Bakın, yardımcı çalıştı. 0 E'ymiş bakın rastgele aldığı değer. Yani hata yapmayalım. Çünkü hatayı yakalayamayabilirse hata çıkmayabilir ortaya çıkabilir de. Visual Studio arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Arka planda debugger çalıştığı için bizim kodumuzun içerisinde hata yapmamızı izin vermiyor. Yani yakalayabiliyor ama biz Debug modunda piyasaya sürmeyeceğiz programımızı. Çünkü debug modunda çalışan program yavaş çalışır arkadaşlar. Çok yavaş çalışır. Sizin onu release modda piyasaya sürmeniz lazım. Release modda bu kontroller bulunmaz. O yüzden dikkat edeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir hususta arkadaşlar kurucunun çağrılmamış olması. Bakın çalıştırıyorum. Herhangi bir kurucu çağrılmadı. Neden? Çünkü ben bir nesne oluşturmadım. Sadece bir işaretçi oluşturdum. İşaretçi sayı türünden bir nesneyi gösteriyor. Şimdi ben bir nesne oluşturacağım. Bakın. Şimdi çalıştırırsam. Gördüğünüz gibi adresindeki nesne oluşturuldu. Ama nesneyi silmedik. Delete dersem. Bakın. Yok edildi. Sorun yok. Gelin orada bir dizi var diyelim. Ne olacak? Oh. <laughs> Saçmaladı değil mi? <laughs> dizi varmış gibi düşünüyor. Ben böyle bir etki beklemiyordum açıkçası. Niye? Çünkü arkadaşlar biz e, tümüyle hip e, yönetim mekanizmasının çalışma stilini bozduk. Orada bir tane nesne vardı. Biz dizi var dedik. Ve direkt patlattık. Bunu şey de yakalayamadı. Nedir onun adı? Vücut stüdyo da yakalamadı. Aslında vücut stüdyonu yakalamaya çalışmasıyla ilgili bir hata sanırım bu. Bunu gelin isterseniz bir de mingev'e içerisinde denelim. Bakalım onu yapacak. Hadi mingev'e bizi hayal kırıklığına uğratma. Hop yaptı <laughs> aynısını. <gülüyor> Tabii bakın bu 64 bit olduğu için görüyorsunuz adres bilgileri dehşet büyük. Şimdi bunu kaldıralım. Normal bir P yapalım. Bakın şimdi nesne oluşturuldu. Nesne yok edildi diyor. Sorun yok. Bir daha silelim. Sadece göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın nesneyi tekrar yok etti. Ama dediğim gibi Visual Studio yakalayabiliyor arkadaşlar. Minge ve bunu yakalayamaz. İki defa yok eder. Ama hatalı. Yok etmemesi gerek. Nasıl bir sonuç alacağınızı kestiremezsiniz diyorum. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Her new'e karşılık bir delete. Genelde delete ettiyseniz bir pointer'ın gösterdiği alanı ve pointer'ı tekrardan kullanacaksanız genelde şu yapılır. Sıfır verilir. Çünkü pointer'ın içerisindeki sıfır değeri pointer'ın hiçbir yeri göstermediğini temsil ediyor. Ben if kullanarak bunu kontrol edebilirim. Acaba pointer bir yeri gösteriyor mu şeklinde? Mesela bir pointer'ı delete yapacaksam if p yani eğer ki içerisinde legal bir, bir adres varsa legal olup olmadığını bilmiyoruz ama bu şekilde kontrol edebilirim. Eğer ki iyi pratik yaparsanız pointer'lara başlangıç değeri olarak sıfır veya direkt legal bir adres verirseniz her zaman bu koşul her zaman sizi kurur arkadaşlar. Şimdi ben geleceğim burada mesela arkadaşlar 10 diyelim. Bakalım ne olacak? 10 tane nesne oluşturacağız. Bakın her bir nesneyi oluşturuyor. Görüyorsunuz 4 byte 4, 4 pardon değil 4 değil 8 byte. 8 byte 8 byte gidiyor. Her birisinin nesnesi oluşturuluyor. Bakın kurucusu çağrılmış. Sırayla çağrılıyor kurucular. Şimdi Yok edersek ne olur? Yok etmeyi nasıl yapacağız? Şimdi P bir diziyi gösteriyor. Delete diyeceğim. Diziyi sil. Eğer ki tek dersem bakalım ne olacak? Gene bir hata verecek büyük ihtimalle. Bakın bir tane verdi ama hata verdi. Yine Visual Studio yakalıyor hatayı. Normalde yakalamaz. Hadi kapan. Ups. İyice patlattık en sonunda. Mesela MGV'de yapalım. MinGW'de de debug modu açabilirsiniz de arkadaşlar. Ha bu da yakaladı. İyi güzel. Yakalayabiliyor yani. E, yani büyük ihtimalle işletim sistemi programımızı patlattı. Yani bizim yaptığımız şu delete p büyük ihtimalle hafıza yönetimini knockout etti. Yanlış bir yere erişti. O da işletim sistemi tarafından programımızı kapattı. Dikkat edeceğiz. Dizi olduğunu belirteceğiz arkadaşlar. Çalıştır diyorum. Bakın. Oluşturuluyor ve siliniyor. Bakın silinme sırasına bakar mısınız? Oluşturulma sırasının tam tersi. Görüyor musunuz? Yok etme sırası oluşturma sırasının tam tersi. Hepsini sildi arkadaşlar. Şimdi elemanlar erişmeye çalışıyorsanız yapmanız gereken şey P diyeceksiniz bu şekilde. Bu ilk elemana erişir. P artı i dersek şu şekilde arkadaşlar. Mesela for içerisinde alırsak. Mesela şöyle diyelim for. Tersten gitmek diye buna denir. 10 diyelim. Yazdır diyelim. Mesela şimdi deneyelim. Bakın bu sefer delete'imizi kaldırdım. Onu da ekleyelim. Gördüğünüz gibi değerleri yazdırdı ve nesneleri yok etti. Eğer istersem şu şekilde de yapabilirim. Bunu da hatırlıyorsunuz. Yıldız diyebilirim. Hop. Bu şekilde de çağırabilirim. Ne diyor? Yazdır must have class bla bla bla. Evet. Neden burada böyle bir sıkıntı verdi? Evet. <laughs> Neden sıkıntı verdi biliyor musunuz? Bu, bu yöntemi kullanmamamız için aslında size bir tavsiye gibi bir şey bu. Ne yazık ki az önceki tanımda nokta operatörünün önceliği yıldızdan önce arkadaşlar. O yüzden şundan sonra nokta devreye giriyor. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Ben parantezi alarak önceliği yıldıza veriyorum. Şimdi sorun çıkmaz. Kullanabilirsiniz ama gördüğünüz gibi okunması zor. Kullanması da zor. P, I diyelim. Ama gerçek makinenizde aritmetik olarak aynı işlem yapılıyor arkadaşlar. Şimdi çalıştırırsak gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. Şimdi asıl iğrenç yapımıza geleceğiz. Bakın şöyle sileceğim. Sayı diyeceğim. 5 diyelim veya 10 diyelim arkadaşlar. Şu an ne yaptın diyeceksiniz. Şu an bir tane işaretçi dizisi oluşturdum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kurucu çağrılmadı. Neden? Çünkü ben 10 tane işaretçi oluşturdum. 10 tane nesne değil. Bu çok önemli. Eğer ki arkadaşlar mesela P0 dersem. Bakın bu bir işaretçi. Sıfırıncı elemanı bir işaretçi. Ben buna sıfır atayabileceğim gibi bir nesnenin adresinde yazabilirim. Mesela sayı derim. Bu şekilde yaparım. Bakın şimdi ne oldu? Bir tane nesne oluştu. İstersem Mesela birinci elemana da bir dizi oluşturmasını söyleyebilirim. Şimdi ne olacak? 10 tane daha oluşturacak arkadaşlar. Tabii göremiyoruz buradan. Şöyle yapabiliriz bakın. burada yapmayalım. Şurada yapalım. Gördüğünüz gibi şimdi daha güzel. Bakın 10 tane oluşturdu. Bir tane. Peki nasıl erişeceğiz elemanlarına? Mesela P0'ın gösterdiği yere şu şekilde erişebilirim. Yazdır diyebilirim. Diğerlerine nasıl erişeceğim derseniz arkadaşlar. P1'in gösterdiği yere de şu şekilde erişebilirim mesela. P1 arkadaşlar bir tane nesneyi göstermiyor. Bir nesne dizisini gösteriyor. O yüzden ben o nesnenin her bir elemanlarına erişebilirim buradan. Şöyle düşünmeniz lazım. Bu bir işaretçi. O işaretçinin gösterdiği yerde dizi var. Ona da ikinci bir indis operatörü ile erişebiliyorum. Mesela burada o kullanamam. Çünkü her birisi nesne yazdır diyebilirim. Peki kaçıncı elemanına eriştim o dizinin? Birinci elemanına. Sıfırıncı elemanına erişmedim. Mesela sıfır deseydim. 0. elemanına. Aynı şekilde bir döngüyle bütün elemanlarını ekrana çıkartabilirim arkadaşlar. Buradan iyi şeklinde diyebilirim. Bunu kapatalım. Nereye gitti böyle? Evet konsolumuz nerede? Burada. Gördüğünüz gibi adresi çıkar bir tane oluşturduk. Sonra 10 tane oluşturduk bir tane ekrana çıkarttık sanırım orada. Evet. Daha sonra diğer 10 tane ekrana çıkarttık arkadaşlar. Bu şekilde devam edebiliriz. Bu avantajı ne arkadaşlar bunun? Biz birçok nesneyi, nesne dizisini bakın bu işaretçi dizisini tutabiliriz. Bu işlem devam edebilir arkadaşlar. Göstericilerin göstericinin gösterici de olabilir. Yani işaretçiyi e, şu şekilde de yapabiliriz ama ben o kadar derine inmeyeceğim. Bu kullanışlı bir araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birden fazla diziyi tek bir eleman üzerinden erişebiliyorum. Bence bu kullanışlı bir araç. E, i̇leride belki ödevlerinizde vesairede karşınıza çıkabilir. Tabi silerken dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela her oluşturduğunuz eleman içerisinde ne var onu tutmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde hata yaparsınız. P0'ın gösterdiği yerde bir tane eleman var. O yüzden P0 diyorum. P1'in gösterdiği yerde bir dizi var arkadaşlar. O da bu şekilde yetişiyor. Bunu karıştırmamanız lazım. Nasıl yapacaksınız? P1'in nereye gösterdiğini takip edeceksiniz arkadaşlar. Çok önemli. Umarım burayı da anlatabilmişimdir. Başka burada ne denebilir? Mesela yok edicileri de çağıralım. Gördüğünüz gibi bir nesne, on nesne bir ilk nesnenin çağrısı diğerlerinin, sonra da 11 tane nesne yok ediliyor arkadaşlar. Mesela bunu e, dinamik bir diziyle yapalım. Bakın nasıl yapacağız? Bu arkadaşlar stack'te oluşuyor bakın bu işaretçiler. Peki işaretçi dizisini heap'te nasıl oluştururum? Bakın iğrenç olacak. İki tane göstereceğiz. Niye? Çünkü şu arkadaşlar oluşturacağımız dizinin türü bu pointer onu göstereceği için önüne yıldız koyuyorum. Yani bu pointer olduğunu belirtiyor. Şu da pointer'ın gösterdiği yerde ne tür bir dizi var, ne var onu belirtiyor. Oluştururken de aynı şekilde ben sayı yıldız türünde bir dizi oluşturacağım için onu belirtiyorum. Sonra da on diyorum mesela. Şu an dinamik bir işaretçi dizisi oluşturdum. Bundan sonraki şeyler değerine benziyor. Mesela p0 deyip new ne diyebiliriz? Iııı ee, sayı deriz. Bu şekilde oluşturabiliriz. Aynı şekilde P1 derim. Niye sildiysem onları 10 diyebilirim. Bu şekilde devam edebilirim arkadaşlar. Çalıştıralım mesela. Bakın aynı. İlk oluşturuldu, daha sonra bunlar oluşturuldu. Şu kısım bakın hiçbir nesne oluşturmuyor. Kapatalım. Gördünüz mü? Hiçbir nesne oluşturmuyor. Sadece bir dizi oluşturuyor arkadaşlar. İşaretçi dizisi oluşturuyor. Tek farkı öncekinden hipte oluşturuyor. Yani istediğiniz boyutta oluşturabiliyorsunuz çalışma anında. Bu daha kullanışlı olabilir arkadaşlar. Şimdi peki nasıl serbest bırakacağız? Şu an serbest bırakacağımız kaç alan var? Bakın bunu serbest bırakacağız. Bu bir alan. Dizi. Burada tek bir nesne var. Bunu serbest bırakacağız. Bir de ayrıca nerede alanımız var? İşaretçi dizimiz var hipte. Yani 3. Peki hangi sırayla temizleyeceğiz? <laughs> Gelip şunu yaparsanız delete p derseniz yandık. <laughs> Diğer ikisini kaybedersiniz. Aynı şekilde şunu da yapamazsınız. Çünkü p bir diziyi gösteriyor. Bakın dizinin türünün ne olduğu önemli değil. Dizi olduğunu belirtmeniz lazım. Bunu en son yapacağız arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Önce içeridekilerini sileceğim. p0 veya p1 orada bir e, sıra yok arkadaşlar. İst Çünkü birbirinden bağımsızlar. Mesela Önce diziyi silelim mesela P1 P1 diyelim. Daha sonra da P0'ı silelim çünkü P0'da bir tane eleman var. Son olarak da işaretçi dizimizi sileceğiz. 10 tane oluştur. 11 tane oluşturuldu. 11 tane yok edildi. Bakın işaretçi dizisini sildiğimiz zaman herhangi bir mesaj ekranı çıkmıyor çünkü o bir nesne değil, kurucusu vesairesi yok. Bu daha kullanışlı arkadaşlar. Dediğim gibi bakın pointer'ınız başka bir pointer'ı gösteriyor. Buna işaretçinin işaretçisi de denir. Biz ne yaptık? Heap'te bir işaretçi dizisi oluşturduk. 10 elemanlı. Adresini atadık. Nereye? Bir pointer atadık. Ama bu pointer ne yapıyor? Başka bir pointer gösteriyor. İleride bununla ilgili pratikler yaparsak daha iyi anlayacağınızı eminim. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Kendinize örnek olsun diye söylüyorum. P'nin adresini ekrana çıkartırsınız. Daha sonra P'nin gösterdiği 10 tane işaretçinin adresini ekrana çıkartırsınız. Bakın orada her bir adreste bir tane işaretçi var. İşte artık şeyinize göre 32 bitle derliyorsanız her birisinin arasında 4 byte'lik mesafe olacak mesela. Bir de onların gösterdiği yeri de ekrana çıkartabilirsiniz. Bence deneyin biraz proteinizi artırın arkadaşlar. Ee, bu kod videosunda da bu uygulama videosunda da anlatacaklarım bu kadar sanırım yeterince bilgi verdik. Yeterince pratik verdik. Pratik verdiğimi söyleyemem. Sizin pratik daha fazla yapmanız lazım. Ama ben yeterince bilgi verdim. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar öz yinelemeden bahsedeceğiz. Ondan sonra bu dersi bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.